Bugün senden daha güzelin 5. bölümünü konuşacağız. Gerçekten evinle birlikte birbirimize bakıyoruz. Yani ne söyleyeceğiz, ne konuşacağız diziyle ilgili diye. Çok enteresan bir durum çünkü hatırlarsanız ilk bölümünü izledik dizinin ve inanılmaz beğendik, ha, çok güzel falan filan derken 5 bölümde şu hale gelmiş olmamız bizi çok şaşırtıyor. Çünkü konuşacak bir şey bulamıyoruz diziyle ilgili. Yani evet biraz niye öyle oldu? Ben de anlamadım. Niye böyle olduk ya? Bilmiyorum, iyi gidiyorduk. Bir yere kadar çok iyi gidiyordu. Bilmiyorum, bende mi bir problem var acaba diye düşünüyordum hatta, ama biraz son 2 bölümdür biraz durağan buluyorum açıkçası. Halbuki sürekli bir şeyler oluyor gibi de hissettiriyor. Bu bölümde tabii aslında hani yeni bir karakterin de bir kez daha eklenmesiyle çok karakter Aynen. açığımız vardı çünkü biliyorsun. Çok. Yeni bir karakterin daha eklenmesiyle iyice şey oldu. İyice Kadromuz dallanıp budaklandı. Aynen. falan filan. O yüzden bilemiyorum. Bir yandan geçtiğimiz bölümde bence şey gerekliydi. O sabahlara kadar oturup konuştukları Evet. Epson'a. Yani o sonunda bu iki karakter arasında öyle bir yakınlığın kurulması lazımdı. Ben sanırım benim için dizinin şu ana kadarki en büyük eksikliği onun baştan beri küçük küçük yazılıyor olması gerekiyordu bir yandan zaten. Onun hepsini bir gecelik böyle sabaha kadar konuşma şeklinde yazmayı tercih ettiler. Ama en azından o yakınlık kurulmuş oldu şimdi. Hani oradan devam ediyoruz. Evet. Dediğin gibi yani kesinlikle o sahne bu 5 bölüm içinde izlediğimiz en önemli sahneydi herhalde karakterlerin arasındaki ilişkiyi kurma açısından. Çünkü şu ana kadar izlediklerimiz sadece şu seviyeden konuş ya şu böyle bir konuşma modeli yok. Bunu size kim söylüyor? Yok böyle bir konuşma. Yani şu seviyeden kavga. Hani şu seviyeden kavga bir de yani. Arkadaşlar, öpüşmeyeceğiniz insanın ağzına girmeyin. Yapmayın bunu yani. Çok saçma gerçekten. Hani ya bu insanlar sürekli burun burunalar ve böyle hani etkileniyorlar da güya öyle görüyoruz. Ondan sonra da böyle dönüp gidiyorlar ve kaldıkları yerden kavgaya devam ediyorlar. Ben ne saçmalıyorsunuz siz koca koca 35 yaşın üzerinde insanlarsınız diye bağırasım geliyordu. Neredeyse artık bir yerden sonra aşırı derecede cringe olup gerçekten izleyememiştim. Özellikle 3. bölümde o kadar fazlaydı ki o burun buruna olma sahnesi ama yani ayıp yani. Neyse ki 4. bölümde onun bir temeline oturttular diyelim onu. 5. bölümde de birazcık daha ikisinin birbirini anlamaya başladığını, birbirine yönelik adımlar attığını gördük. O da en azından ilişkilerinin temelinde bir şey oldu. Ama yani bence ya bir şey dizinin çoğunu diyorsun ya hani çok fazla olay oluyormuş gibi oluyor ama ne olduğunu anlamıyoruz. Çünkü 30 tane karakter sürekli bir şeyler yapıyorlar, bir şeylere koşturuyorlar ve ameliyatlar, kavgalar, bağırış çağırış falan. O kadar umurumda değil ki. Şey zaten ben mesela Pervin'le ilgili şey de ilginç buldum. Bu kadar hani patron konusu bu bölüm tamamen hani patronluk üzerine yazılmış bir bölüm gibiydi. Evet. Sürekli herkes hani her sahnede en az 10 kere geçiyordu patron lafı. Ve en son Pervin geldi ve Pervin sonuçta bu kliniği dünyaca ünlü klinik yapan insan Pervin. Evet. Pervin geldiğinde diğer bütün doktorların ona nasıl davrandığını sadece son sahnedeki o toplantıda bir iki böyle hani hayran bakış olarak bir 3 saniye falan gördük. Onun dışında kimsenin de pek Pervin'i salladığı gibi bir şey almadım ben. Pervin Hanım geldi falan böyle bir hani öyle bir konuşma. Hani herkes her şeyi böyle hani şu, 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 diye konuşuyor klinikte. Hani bir odada konuşulan şeyin bütün klinikte konuşulması 5 saniye sürmüyor maşallah. Patron dönmüş yurt dışında bilmem ne şeyinden. Hiç konuşulmadı, şey yapmadı. Aynen. Bir zaten normalde şey değil miydi? Bu bölümde onu düşündüm. Aslında Pervin zaten klinikten giderken Efsun ve Emir'i in charge bırakırken Emir zaten diğerleri gibi onların
iş arkadaşı bir konumdaydı. Zaten patron yarısı gibi bir noktada değildi, değil mi? Evet, değildi. Dolayısıyla şu anda bu insanlar neden zaten bu kadar Emir'e patron diye bakıyorlar ki? Yani Efsun'un, hani okey de Efsun'u kabul etmiyor olabilirsin hani bizden değil diye, ama hani Emir ne zaman bu kadar patron oldu gözünüzde? Hani bu tip şeyler bana çok battı bir anda bu bölümü izlerken. Evet. O yüzden evet. O çok böyle yani o dünyadan itmeye başladı bir anda. Çok haklısın kesinlikle. Biz her zaman söylüyoruz bunu, biliyorsunuzdur, bizi geçen yıldan, önceki yıldan takip eden izleyicilerimiz var. Yani romcom janrasını biz hani böyle aman izle geç canım falan, gül geç şeklinde görmüyoruz. Tam tersi, çok seviyoruz. Özellikle bekliyoruz yazın romcom diziler çıksın da izleyelim diye. Ve dolayısıyla o beklediğimiz, izlemek istediğimiz dizinin bir mantık çerçevesinde gelişmesini bekliyoruz. Öyle olmadı mı da böyle cinlerimiz tepemize çıkıyor. Ama her sene inatla çok şey bekliyoruz belli ki yani. Gerçekten ya, her makus kaderimiz. Her sene almıyoruz. Ya önceki yıl Sen Çal Kapımı vardı. Geçen yıl işte Cam Tavanlar, Ada Masalı. Bu yıl hepsi neredeyse bütün diziler. Yani seversin, çok yazık. Seversin, şimdilik hiç fena değil. Evet, Seversin enteresan bir şekilde bizi şaşırtmaya devam ediyor. Yalnız Emir gerçekten diziyi şu an sadece Emir için seyreden sanıyorum milyonlarca kişiden biriyim falan dermiş. Yani kalan reytingi Emir'e borçlusunuz arkadaşlar. Şunu bir netliğe kavuşturalım bence. Özellikle dünkü bölümde giydiği o mavi takımlar falan efsaneydi. Yani böyle yatağa uzandı, yanına döndü. Dedim şöyle bir yüze bakarak uyanmak yok mu? Yani nasip et ya Rabbim. Evet. Ya şey, genelde hep böyledir ya zaten, romantik komedilerde hep erkek karakterleri mükemmel yazarlar. Kadın karakterleri pek o kadar yazamazlar. Yani bilmiyorum, sana da öyle geliyor mu bu dizi için? Senden Daha Güzel için de böyle bir fark görüyor musun? Yani bilemiyorum. Emir karakteri bana henüz böyle bir klasikler hani leading man'ler içerisinde adını altın harflerle yazdırmış listede henüz yerini almış bir noktada değil. Ama bu bölümde bir potansiyel görmeye başlar gibi oldum. Bir ilk pırıltıyı aldım hafiften. Bu da bir demek değil ki Burak Çelik'le ilgili aynı şeyleri düşünüyoruz. O ayrı bir konu. bana, dediğim gibi ama birazcık şeyle de ilgili, yani ilişkinin işlenmesiyle de ilgili. Bir de şu ana kadar çok fazla Emir'in kendi geçmişiyle ilgili fazla bir şey görmedik. Evet. Kendi aile background'unu çok fazla eşelemedik orada neler olduğuyla ilgili falan filan. O yüzden bakalım. Birazcık daha orada, yani Emir'in background'unu birazcık daha görelim. O zaman biraz daha evet, net konuşabilirim kendisiyle ilgili. Evet. Benim için biraz fazla gizemli bu konuda bir yorum yapmak için. Fazla gizemli ama bildiğimiz kadarıyla da şöyle, çok doğru bir karakter. Ya yani benim için gerçekten erkek karakterlerin etik sahibi olması çok önemli. Emir'in de böyle hani çok doğru, düzgün ve güvenilecek bir insan oluşu benim gözümde onu yukarı bir yerlere koyuyor. Ya tabii ki şey, uyuz davranışları yok mu? Tabii ki var. Ama yani karşı taraf da onu fazlasıyla tahrik ediyor bunun için bence. Yani Allah. Doğukan, selam Doğukan, diyor ki ben Cemre için izliyorum, katılmıyorum. Tabii ki canım, yani şimdi Cemre için de izliyoruz. Tabii ki. Cemre'nin enerjisinin, güzelliğinin kesinlikle katkısı ve etkisi var. Yoksa Efsun karakteri yani biraz zor, sevmesi biraz zor. Hadi Efsun'u gene bir tık daha seviyorum. Binnur'a katlanamıyorum ben arkadaşlar. Yani oyuncu 10 numara iş çıkarıyor. Kendisine yazılan
rolü 10 numara oynuyor ama karakter rezil. Yani o sahipleniciliği, o cazgırlığı, o böyle kendini beğenmişliği, ben her şeyi bilirimci hali, millete dayılanması, doktorları tehdit etmesi, doktorlara şey diyor, Nus ile ıslanmayanın hakkı kötektir diyor. Aa, sen kimsin yahu? Gerçekten katlanamıyorum. Hele şeye, Cem'e diyecektim, Efsun'un arkadaşına olan davranışlarında zaten gözümde mimlemiştim Orada, onu. Orada şey yaptınız. Aynen. Gittikçe de aşağı doğru gidiyor Binnur benim için. Ne olur birazcık ya törpüleyin karakteri, Aynen. ya da yani bilmiyorum. Orada evet haklısın. Birazcık orada sanırım benim için oyunculuk biraz gözümü boyadı Binnur'la ilgili ama demek Evet. Oyunculuk on numara. Yani oyuncu yani çok iyi oynuyor. Oyuncunun adını bilmiyorum ama çok başarılı oynuyor. İzlerken o yüzden çok kaptırıyorum ama haklısın. Biraz bazen fazla göze batıyor. Bir de o tip karakterler çok yüksek enerji karakterler olduğu için bir Evet. yerden sonra sahneyi de alıp götürüyor böyle. Bir dakika konu ne oldu oluyorsun? Onlar Aynen o öyle. karakterler. Onlar bir yerden sonra bu sefer çift ne oldu, konu ne oldu? Aa gitti dize olabiliyor bu yerden sonra. Slippery slope dediğimiz bir yer orası. Hani birazcık daha işte konuyu dağıtalım, birazcık eğlence katalım diye sokuşturduğun karakter bir yerden sonra bambaşka bir yere gidiyor. Mesela dünkü bölümde şey, flamenko kıyafeti giyip çıkmasındaki sebep, amaç neydi? Neydi o sahne? Neye hizmet etti? Neden? Nereden buldu o kıyafetleri? Niye böyle bir şey izledik? Biz ne yaşadık? Bir dream'di benim için. Yani neden öyle bir sahne yaşandı? Neydi? Ya gerçekten onları giydi. Ya hani bir tabloyla konuştu. Sonra da hani sanırım Fransızca aksanı yapmaya çalıştı. Lübe falan dedi ve gitti. Yani Neyse. O zaman bari bizi tatmin eden romantizm sahnesine dur, ona da gelmeden önce Emir işte şey neydi, bir yerde oturup konuşacaklardı. Sonra dedi ki Emir, işte ben mesaj attı, ben restoranda yer ayırttım diye. Çok düşünceli bir hareket. Damat gibi süslendi gerçekten. Mavi ceketini giydi. Çok hoş bir şekilde hazırlanırken Efsun'dan drunk diye moral bozucu bir mesaj gelince hakikaten morali bozuldu yalnız. Kıyamam, çok çok düştü. kötü. Ya. Artık ne hayal ediyorduysa. Yaz Binnur orada çok doğru gerçekten de Binnur bilir şeyinde bilmiş gerçekten Emir'in Evet. oradaki düşüncelerini. Artık Aynen sonuçta öyle. beraber çalışmıyorsunuz diye şey yaptı yani orada. Gerçekten niyet öyle miydi sence Emir'in? Öyle bir, ya da Efsun'a yürüme niyeti var mı? Yoksa daha bilinç altında mı? Bence biraz daha bilinçaltında ama şey vardı yani hani bence bir rahatlama olurdu diye düşünüyorum. Davranışlar Ama bir tık. kendisi aslında ayrılmayı düşünmüyordu, değil mi? Bölümün başında dedi ya, tabii ki de bırakmayacağım, orası benim hastanem ama bir hani bir tarafları tutuşsun bakalım dedi. Yani bir Bence yandan bak, ilkeli duruşunu takdir ediyorum. Ama bir yandan da çok ağırdı. Ama ya aslında şey, çalıştığın yerden sevgili yapmamak aslında çok mantıklı. Hiç girmemek gereken bir top orası. Hoş bir şey değil. Yani evleneceksen ayrı tabii. Hani son olacaksa gir. Evet. Sonrasında da işte Efsun'la Ali'nin oturduğunu gören ekip, daha doğrusu Gül'den Emir'i çağırdılar. Orada gerçekten gördüğünde başından aşağı kaynar sular dökülüyor, yavrum. Bir de orada gidip benim bir yemek randevum var demesi. Of of of. Kıyamam. Of, gerçekten gerçekten yani. Ama şey, Efsun da birazcık kalpsiz ya. Yani 10 dakika geç kalacağım de yani, değil mi? Hemen sattı çocuğu. Orası çok kötü oldu. Yani hani evet nereden nasıl çıkarsın orada işin içinden? Yelkenler suya inmiş bir şeydeydi yani. Çok enteresan. Ama halen daha hislerinin çok da farkında olduğunu düşünmüyorum. Hani farkında olarak yaptığı bir şey de değil ama diye düşündüm. Ama bir yandan da Emir de öyle çok içinden geldiği gibi böyle aman şimdi de öyle davranayım şeklinde davranacak bir insan da değil. Hesaplı, bir kitaplı bir insan aslında.
Enteresan, biraz karakter dışı davrandı ikisi de aslında orada. Evet, yani biraz işte şey gibi oldu. Bence bir önceki şey bölümdeki o sabahlara kadar konuşma şeyini ikisi de fazlaca ciddiye aldılar gibi hissettim ben. Yani o, çünkü orada böyle bir o şey de oldu ya, hani bir önceki gece senin için ne anlama geldi o zaman gibi bir tavra girildi. Bir önceki bölümde de öyle oldular ya zaten. Bir önceki gece senin için ne demekti o zaman? Böyle bir ihanet edersin gibi bir yükseldiler karşılıklı. Yani konuştu, sohbet ettiniz, ne yani? Hani okey, tamam. Birbirinizi biraz daha iyi anlamış oldunuz. Bir arkadaşlıksı bir adım attınız. Tamam. Ama mesela bunlar işte şeyde havada kalan başka şeyler. O gece ne paylaşıldığını seyirci bilmezse sizin için önemini anlayamayız tam olarak. Mesela aynen, o gece ailelerinizle ilgili, çocukluğunuzla ilgili, nasıl büyüdüğünüzle ilgili mi bir şeyler paylaştınız? Yoksa ne bileyim işte benim en sevdiğim renk mavi. Ben de işte ne bileyim işte yeşil çok severim. İşte ben en sevdiğim film şu falan diye, hani daha bu böyle şeyler konuştuysanız o gecenin çok da bir önemi olmayabilir yani. Aynen öyle.